58.500 çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları nöbetçi eczaneleri sunar. Nöbetçi eczaneleri sundu. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sunar. Sevgili izleyenler, TRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Valigül açık kapıyı kamuoyuna tanıttı. ...420 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kaza yapan minibüsten kaçak göçmenler çıktı. Hepsi ve daha fazlası birazdan TRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak talep edilmesinin hedeflendiği ve 15 pilot il arasında Sivas'ında belirlendiği vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi tanıtım programı Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesinin hedeflendiği ve 15 pilot il arasında Sivas'ında belirlendiği vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi tanıtım programı Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Aynur Özen projenin amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Açık Kapı Milletin Kapısı projesi ilk temas noktası olarak öncelikle 15 pilot ilimizde, sonrasında ise 22 pilot ilimiz daha eklenerek Açık Kapı projemiz oluşturulmuştur. Projemizin amaçlarını anlatmak istiyorum sizlere. Vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenerek taleplere hızlı ve doğru bir şekilde çözümler üretilmesine, güler yüzlü çalışanlarıyla vatandaşlarımıza sıcak bir ortamda sıkıntılarını dile getirmelerini. Vali Davut Gül Açık Kapı'da düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada Açık Kapı'nın daha önceki sistemlerden farklı olarak her şeyin kayıt altına alınacağını belirterek bakanlıktan sisteme girildiğinde Sivas'ta kaç tane müracaatın olduğu ve bu müracaatın sonucunda ne yapıldığı belli olacak dedi. Daha önceki sistemlerden farkı şu, biraz önce arkadaşımız da anlattı, her şey kayıt altında. Tıpkı bankacılık gibi. Yani şu an bakanlıkta girildiğinde Sivas'ta hangi müracaatların olduğu ve bu müracaatların sonucunda ne yapıldığı belli. Vatandaş odaklı hizmetler anlamında biz
vatandaşlarımızla haftanın iki günü, salı ve perşembe birebir görüşüyorduk. Şu anda da görüşmeye yine devam edeceğiz. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde 6000 kişiye yakın kişiyle birebir görüştük. Burada belki valiliğe gelmeden, daha doğrusu il valisine gelmeden hallolabilecek meseleleri müracaat edecekler. Arkadaşlarımız onlara mihmandarlık yapacak, yol gösterecek. Burada önemli bir nokta şu, kuruma gitmeden buraya gelinmeyecek. Kurumuna önce gidecek, kurumdaki o yapılacak iş ve işlemler yapılacak. Eğer orada bir çözüm bulamadıysa ve vatandaşımız tatmin olmadıysa buraya gelecek. Gül açık kapıyla vatandaşın devlete taleplerini daha kolay iletmesini sağlayacağız. İnşallah Allah mahcup etmez. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Sivas'ımızda da 5 arkadaşımızla beraber bu hizmet devam edecek. Yeni hükümet konağında bu sistemi daha uygun bir şekilde vatandaşımıza vereceğiz bu hizmeti. Burada tarihi bina olduğu için çok kırma, dökme, o tür işlere girmedik, giremedik. Bir mevcut odada bu işi yapıyoruz. İnşallah Allah mahcup etmez. Ben emeği geçen başta vali yardımcımız ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Malum dolayısıyla dilekçe kanuna göre 30 gün, dilekçe edinmeye göre 15 gün ama burada açık kapıya yapılan başvuruları biz 7-3 gün içerisinde cevap veriyoruz ve en güzeli de sonunda bir raporlama yapma imkanı sunacak bize. Bize Sivas'ta en çok talep edilen konular ya da Sivas'ta en çok sıkıntı yaşanan konular neler? Bunun istatistiğine göre biz de yeni politikalar, yeni yönetim şekilleri oluşturabileceğiz. Açık kapı projesi kapsamında valilik giriş katındaki büroda 5 personel görev yapacak. Hakkında telefonunuza SMS yoluyla bilgilendirme gelecek. İlk başta şimdi size yapmış olduğumuz başvuruyla alakalı bir bilgilendirme mesajı gelecek ve bir numara gelecek. Bu numarayla isterseniz bir hafta... Sivas Belediyesi'ne ait Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi ve Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde kurs gören bayanlar Suriye'nin Afrin kendinde terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için kazak, atkı, bere ve boyunluk arıyor. Sivas'ta örgü kursuna giden bayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örerken şehit çocukları için de bebek elbisesi dikiyor. Bu yeşil çok farklı yeşil. Boyunluk örüyoruz mehmetiklerimizde. Bazen benim saklanmış ya. Anneler ve kuzular. Örülen ürünleri en kısa sürede bölgeye göndereceklerini belirten birim sorumlusu Şule Kaya, haftanın belirli günlerinde burada toplanarak askerlerimiz için örgüler örüyoruz. Ayrıca ev hanımlarımıza da seslenmek istiyoruz. Onlar da evde ördükleri bu tarz örgülerini 444-5844 Sivas Belediyesi'ne ait çağrı merkezini arayarak yaptıkları ürünleri teslim edip Afrin'deki Mehmetçiklerimize gönderebilirler ifadesini kullandı. Sivas Belediyesi'nin kültür merkezlerinde haftanın belirli günlerinde bayanlarla toplanıp Afrin'deki askerlerimize bu tarz örgüler örüyoruz. Evet, benim ismim Nilgün, ben rölyef hocasıyım. Burada çalışıyorum Özgecan'da. Yani cephedeki askerlerimiz için yapıyoruz. Biz 15 Temmuz'da da kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz yani çok hayallerin üstünde performans gösteren çok güzeldi. Aynısını şimdi de yapıyoruz. Zaten buradaki amaç oradaki askerlerimize tamamen manevi destek. Görsünler, düşmanlarımız da bizi görsün. Tek amacımız bu. Yani vatanımız böyle zayıf gibi gözükmesin. Biz birlikte olduğumuz zaman her şeyi başarırız. Kadınlarımız. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Yani küçük gibi de gözükse aslında bu örgü ne olursa olsun kadınlarımız her şeyi başarabilir. Kursiyerlerden Dilek Kalbi ise operasyondaki askerlere bir nevi anne sıcaklığını hissettirmek istediklerini ifade ederek bu fedakarlığın karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey, duygulanmamak elde değil. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için. Bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Biz onlara örgü değil, sıcaklığımızı gönderiyoruz dedi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık ama bizim ne yaparsak yapalım askerlerimize verdiğimiz hiçbir şey, onların yaptıklarının karşılığı hiçbir şey değil.
Çok özür diliyorum, çok duygulandım aslında. Yoksa bunları yapmak hiçbir şey. Bunları zaten devletimiz her şeyi veriyor. İmkanları var ama bizim başka bir ülkemiz yok, gidecek bir yerimiz yok. Bizim çocuklarımız her şeyden kıymetli. Onun için bunlar gerçekten diyorum, onların yaptıklarının yanında bizimki hiçbir şey. Canlarına sağlık versin Rabbim. İnşallah sağ selamet dönerler. Temennimiz o. Bir başka kursiyer Cemile Polat da, Gaziantep'ten geldim buraya. Kızım öğrenci. Onunla birlikte kalıyorum. Burada da böyle bir faaliyeti gördüm. Katılmayı uygun gördüm. Ben de askerlerimiz için boyunluk yapıyorum diye konuştu. Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde 7'den 70'e Sivaslı kursiyer bayanlar harekata örgüyle destek oluyor. Burada konuşan 10 yaşındaki Ekin isimli çocuk ise, ben de pilot olmak istiyorum. Orada savaşan abilerimize destek olmak için kazak ve boyunluk örüyorum dedi. İsmin senin? Ekin. Ekin, ne yapıyorsun? Örgü örüyorum. Kimi örüyorsun? Askerlerimize. Ne için örüyorsun? Üşümesinler diye. Askerlerimizi çok seviyoruz. Vatanımızı kurtarıyor. Haberlerde gözüküyor askerlerin pilotları. Zaten ben asker pilot olmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Diğer kursiyerler ise Mehmetçik orada mücadele ederken burada boş durmak istemedik. Onlara destek vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün örgü örüyoruz, yarın gerekirse cepheye gider savaşırız dediler. Sivas'ta bir grup dağcı harekata destek amacıyla 2552 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanarak Mehmetçik için dua etti. Türkiye'de Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek vermek amacıyla 2552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Ben yıldıza çıktım. Nereye çıktım? Türkiye Dağcılık Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü üyesi 20 dağcı, Afrin Operasyonu'nda görev alan askerlere destek amacıyla kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı. Yoğun kar kütlesinin bulunduğu zirveye çıkmaya çalışanlardan 5'i zirve yürüyüşünü tamamlayamadı. Gruptaki diğer 15 kişi ise yaklaşık 5 saat yürüyerek zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağı açan grup batonlarıyla Afrin yazarak Mehmetçik için dua etti. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 420 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri köy yollarını açmak için mücadele ediyor. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 420 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 22, Akıncılar'da 5, Divriği'de 60, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 22, Dürün'de 55, Hafik'te 22, İmralı'da 34, Kangal'da 50, Suşehri'nde 21, Şarkışla'da 43, Yıldızeli'nde 28 ve Zaraday'sa 32 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas-Tokat karayolunda etkili olan tipi ve sürgün ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu. Sivas-Tokat karayolunda etkili olan tipi ve sürgün ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu. Sivas-Tokat karayolunda etkili olan tipi ve sürgün ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır tonajlı araçların yaklaşık 3 saat boyunca tipi yaşanan bölgelere gitmesi engellenirken, karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan tipi sürücüler ve güvenlik görevlileriyle birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı. Sivas'ın Gürün ilçesinde dağda düşerek ayağını çatlatan adamı yolun kapalı olması nedeniyle sırtlarında taşıyan karla mücadele ekipleri yaralıyı uzun uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirdi. Gürün'e 9 kilometre uzaklıkta bulunan Karahisar köyünde yaşayan 45 yaşındaki Ramazan Karatarla yaylı evine bakmak için çıktığı dağda düşerek yaralandı. Ayak bileği çatlayan Karatarla'nın durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından ilçe özel idare karla mücadele ekipleri ve sağlık ekipleri Karatarla'yı kurtarmak için seferber oldu. Yolun kapalı olması nedeniyle yaklaşık 1 kilometre yürüyen karla mücadele ekipleri Karatarla'ya ulaştı. Ekipler Karatarla'ya yiyecek götürdü. Battaniye konulan Karatarla daha sonra karla mücadele ekiplerinin sırtında 1 kilometreyi götürülerek iş makinesine alındı. Ambulansın kapalı yola çıkmaması nedeniyle ilçe özel idare müdürü Umut Aktaş tarafından yaralı Karatarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Karatarla Malatya'ya sevk edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sivas Belediyesi ve Kültür Sanat İşler Müdürlüğü bünyesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ve Sivas'ın çeşitli mahallelerine açılan kültür merkezlerinde çeşitli kurslar ve iş istihdamı sağlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Sivas'ımıza en iyi hizmeti vermek, sosyal hayata katkıda bulunmak ve yeni kurslar açarak arkadaşlarımıza sosyal ve kültürel hayatta yeni öğretilerde bulunmak üzere faaliyetlerde bulunuyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü olarak Sivas'ımıza en iyi hizmeti verebilmek, Sivas'ımızın sosyal hayatına katkıda bulunmak ve Sivas'ımıza yeni kurslar açarak arkadaşlarımıza sosyal ve kültürel hayatta yeni öğretilerde bulunmak üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. Sivas Belediyesi ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslar 8 tane açılmış olan Hanımlar Kültür Merkezi ve Yaşam Merkezlerinde devam ettiğini söyleyen Öztürk, buralarda çok çeşitli kurslarımız bulunmaktadır. 3 adet de konağımız var. Halka açık konaklarımız da Sivas'la ilgili araştırma yapmak isteyenler için açık dedi. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bulunuyor. Sivas Belediyesi'nin ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslar da 8 tane Hanımlar Kültür Merkezleri ve Yaşam Merkezleri'nde devam etmekteyiz. Şeyh Şamil Hanımlar Kültür Merkezi, Mehmet Akif Hanımlar Kültür Merkezi, Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi, Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Kültür Merkezi, İhramcızade Kültür Sanat Merkezimiz devam etmekte. İhramcızade Kültür Sanat Merkezimiz sadece Osmanlı el sanatları üzerine çalışma yapmakta. Diğerlerinde daha çok bayanlara yönelik çalışmalar bulunmakta, kurslarımız bulunmakta. Bu kurslarımız içerisinde aşçı yardımcılığından tutun, giyim, stilist eğitimi,
Kur'an-ı Kerim, kişisel gelişim, büro yönetmeliği, hasta ve yaşlı hizmetleri, kişisel gelişim ve eğitim alanı kadar çok çeşitli 80'i aşkın kursumuz bulunmakta bütün birimlerimizle beraber. Aynı zamanda biz Sivas Belediyesi olarak 3 tane de konağımız var. Bu konaklarımız Susamışlar Konağı, Abda Konağı ve Kolağası Konağı olmak üzere 3 tane konağımız var. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi içerisinde hamam, havuz ve saunanın devam ettiğini, ayrıca gençler için özellikle KPSS ve üniversite için hazırlananlar için gençlik salonu olduğunu dile getiren Öztürk, gençlerimiz sessiz ortamda ders çalışıyor, öğle vakti yemekte çıkıyor diyerek şunları ekledi. Aynı zamanda Fidan Yazıcıoğlu bünyesi içerisinde yüzme havuzumuz, hamamımız ve saunamız devam etmekte ve ayrıca gençler için özellikle de KPSS ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de yukarıda gençlik salonumuz burada. Gençlik salonumuz 1500 kişilik bir kapasiteye sahip. Burada şu andaki kart itibariyle 1500 kart vermişiz. Orada sessiz bir ortam, ders çalışıyorlar. Öğrenlere yemek çıkıyor gençlere yönelik, öğrencilere yönelik. Bu yemekleri belli bir miktar, cüzi bir miktarda kendi evlerinde yapılan yemekler gibi hazırlanıyor ve onlar da self-service usulüyle yemeklerini doyurup yemeklerini yiyip karnlarını doyurabiliyorlar. Ondan sonrasında da oturup derslerine çalışıyorlar. İşkurlu ortaklık içinde olduklarını söyleyen Öztürk, girişimcilik kursları doğrultusunda kurslar açılıyor ve kursların ardından meslek sahibi olunabiliyor. Bizim kurslarımızdan mezun olan kursiyerler kendi iş yerlerini açmış durumdalar. Hanemeli çarşımızda kursiyerlerimizin ürettikleri satılıyor. Böyle bir dayanışma içerisindeyiz diyerek şunları kaydetti. İşkurla ortaklığımız devam etmekte, müşterek ortaklığımız olan girişimcilik kursları açmaktayız. Bu girişimcilik kurslarında da arkadaşlarımız projelerini yapıyorlar. Girişimcilik kursları sonucunda belgelerini alıyorlar, projeleri kabul edilirse bundan da 50 bin liradan 70 bin liraya kadar destek alıyorlar. Buradan aldıkları desteklerle kendi iş yerlerini kurup kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Kaza 24 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden üniversite yolu istikametine gitmekte olan 34GC2623 plakalı sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Hasan Bircan olay yerinde hayatını kaybederken, Bircan'ın araç içerisinde sıkışan cansız bedeni, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Gidiyorduk, evimize gidiyorduk. Arkadan oğlum gitti, aynadan gördü taklattığını. Biz hemen geri geldik yani. Hızlı taklattığını görmüş. Eyvah dedi, arkadaki araba taklattı dedi. Geldik yani, çok kötü. Allah'ın durumları nasıldı? Durumları nasıl? Ya biri zaten gitmiş, şey olmuştu da, bu tarafta oturan çocuk da yani bayağı şey olmuş herhalde, sakatlanmıştı. Götürdüler onu ambulansla. Kazada yaralanan Bekir Atipoğlu ise numune hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı. Senedir yorgancılık mesleğiyle uğraşan Servet Toprak, her sanatın olduğu gibi bu sanatın da gelişen teknolojiyle birlikte yok olacağından yakınıyor. Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte fabrikasyon ürünlerinin artması, yorgancılık mesleğini de olumsuz etkiliyor. 50 senedir yorgancılık sanatını icra eden sanat ustası Servet Toprak, her sanat dalında olduğu gibi bu sanatını da yapmanın tek şartının işini severek yapılması olduğunu dile getirdi. Sivas'ın soğuk gecelerinden, ayazlı gecelerinden korunmak için tek çözüm yün yorganlardır. Anneannelerimizden kalma ipek yorganları henüz kullanmadıysanız şimdiden söyleyelim, bu yorganlar kadar ısıtacak hiçbir yorgan bilmiyoruz. Peki bunları biz nerede yaptıracağız?
nasıl yaptıracağız, nereye sırdıracağız, yün taze mi olur mu diye sorularınız varsa gelin şimdi ustamızdan öğrenelim. İşini severek yaparsan ortaya çıkan ürünlerin müşterinin de hoşuna gideceğini vurgulayan Servet Toprak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Abi öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Servet Toprak. 50 senedir ki bu işi yapıyorum. Artık yani ben bırakmak üzereyim bu mesleği. Çocuklarım yetişti, onlara devrediyorum. 50 senedir yorgan sırıyorsunuz. Evet. Peki bu mesleğin inceliklerinden bahseder misiniz bize? Bu bence inceliği şu. İşini severek yapacaksın. Sevdiğin iş hoşuna giderse müşterin de hoşuna gider. Sevmeyerek yaparsan müşterin de hoşuna gitmez. Sevdiğin işi yaparsan müşterinin hoşuna gider, devamlı işin artar. Yani sorun bu. Her sanat dalında olduğu gibi yorgancılık sanatında da en büyük sıkıntının çırak yetişmemesi ve giderek bu mesleğin yok olacağını dile getiren yorgan ustası Toprak, kendisini çıraklıktan bu işe başladığını ve bir sanat öğrenilirken öncelikli olanın para olmadığını ifade ederek şöyle devam etti. Okula giderken ben bu işe başladım. Eniştem yorgancıydı, onun yanında çıraklığa başladım. Hala da yapıyorum. Şu anda biraz rahatsızım. O yüzden devamlı çalışmıyorum. Çocuklarım yapıyor bu işi. Yani mesleğimiz güzel meslek. Temiz meslek ama eleman yetişmiyor. Yani 5 sene sonra yorgan diktirecek olsam usta bulamayacağım. Çünkü niye? Eleman yetişmiyor. Bütün sorun bu. Oysa ki Sivas'ın soğuğu hiç eksilmiyor. Ya Sivas'ın soğuğu değilken Türkiye'nin soğuğu eksilmiyor. Ya şimdi sen misal genç kızsın, evleneceksin. Sana yorgan lazım. Kime yaptıracağım bunu? Yorgancıya. Eleman olmazsa, eleman yetişmezse kime yaptıracağım? Mahalledeki kadınlara yaptıracağım. Kadınlar da bizim gibi yorgan yapamaz. Bir yeri kalın, bir yeri ince. İğneyi oradan batırıyor, oradan çıkarıyor. Bu şekilde yani. Yün yorganın döşemesi yapılırken yorganın her yerinin eşit olması gerektiğini ve müşterilerin yıkanmış temiz yünü getirip onları sırdıklarını belirterek sözlerini şu şekilde sıraladı. Peki sırmanın inceliği nedir? İnce ince yapmak mıdır? Ya da ortasında yün bırakmadan, toplamadan yapmak mı becerilir? Tabii şimdi bunu ya döşemesini yapıyorsun. Her tarafı aynı ayarda yapıyorsun. Ondan sonra değnekle çıbıklıyorsun. Her tarafı aynı oluyor. Kalınlıkları aynı oluyor. Bu şekilde. Peki ne kadara yaptırıyorlar bir yorganı? Şimdi bu bebek yorganı yununu bezini verirlerse 25 lira eleme. İpek yorganlar her malzemesi bizden olursa 400 lira, 450 lira, 500 lira modeline göre, dikişine göre de onların fiyatları değişiyor. Yün yorganın faydalarını anlatan Toprak, ellaf yorganlarının özellikle soğuk memleketlerde sıcak tutmadığını fakat yün yorganın yaz kış sıcak tuttuğunu belirterek şunları kaydetti. Ya, yün yorganın faydaları şu, sağlıklı. Yazın sıcak tutar, kışın sıcak tutar, romatizma iyi gelir. Yani her şeyden önce sağlıklı. Doktora gidip sorsan yün yorganda yat der. Evet. Ellafta yat demez yani. Pamukta yat demez. Yün yorgan sağlıklı, her şeyden önce sağlıklı. Yani eleman yetişmiyor. Yani sadece bizim meslekte değil. Mesela terziye git, terzinin elemanı yok. Yetişmiyor, eleman yetişmiyor. Yorgancıya git, eleman yetişmiyor. Yani el sanatları ölüyor yani. Niye ölüyor? Eleman olmadığı için ölüyor. Yoksa iş iyi, güzel, işler güzel. Sivas'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüsten yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 47 kaçak göçmen çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından saat 7.30 sıralarında Erzincan-Ankara D200 karayolu üzerinde bulunan Hafik ilçesi Yarısar Köyü bölgesinde trafik kazası olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza sonucunda araç içerisinde bulunan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 47 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan minibüse el koydu. Araç sahibine toplam 10.320 lira para cezası kesildi.
yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Sivas'ta şehirler arası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda otogar içerisindeki yolcular dışarı çıkarılırken uzaktan kumanda fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Olay saat 19.30 sıralarında Sivas şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı. Terminalde şüpheli bir çanta bulunmuş. Emniyet birimlerine haber veriliyor. Arkadaşlar da geldi. Fünyeyle patlatacaklar. Bunun için garajın içini boşalttılar dışarıya geçici bir süreliğine. Şu anda bekliyoruz. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı çantayı uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantanın içerisinden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Kafeteryada oturuyorduk. Bizim Sivaslı bir yaşlı amca saat 5'ten beri diyor koltuğun dibinde bir çanta vardı. O da bir vatandaşlık görev olarak yetkili arkadaşlara bilgi veriyor. Böyle böyle diyor. Saat 5'ten beri burada bir yani torba var, valiz var. Yetkililer de geldi, boşalttılar. Dışarı çıktık. Emniyet güçleri geldi. Fünyeyini patlattılar. Bir şey çıkmadı. Hepsi bu kadar canım. Bir şey görmedik biz orada. Bir çanta vardı. Başka bir şey görmedik. Ne oldu, ne yaptılar? Bilmiyorum. Bir tanesi haber vermiş. Polisler geldi. Başka bir şey görmedik. Siz de dışarı mı çıkardınız? He, dışarı çıkardık. Biz de dışarı çıkardık. Konfeksiyoncular ve tuhafiyeciler esnaf odasının olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Yıldız üyelerin oylarıyla bir kez daha başkanlığa seçildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Etmek üzere elinde bir sizlerin vermiş olduğu bir önerge var. Bu önergeyi okuyup saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanı Beşir Köksal odanın güzel çalışmalar olduğunu ifade ederek başarılar diledi. Cenab-ı Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Biz esnaf sanatkar olarak, Türk halkı olarak her zaman milletimizin, askerimizin yanındayız. Cenab-ı Allah onlara güç kuvvet verip zafere ulaşmalarını diliyorum. Kendilerine, şehitlerimize de biliyorsunuz yine 3-4 tane şehidimiz oldu. Cenab-ı Allah'tan onlara da rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yönetim Kurulu'nun 4 yıllık çalışmaları hakkında bilgi veren Oda Başkanı Ahmet Yıldız, her zaman üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini, ziyaretler yaparak sorunları yerinde tespit ettiğini, Çolpan İş Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrasında üyelerin mağduriyetinin giderildiğini, belediye çarşısı içerisinde bulunan esnaflara yardımcı olunduğunu belirtti. Tüm olanakları sağlayarak zamanında iş yerlerine esnaflarımızın dönmesini sağladık. Yangın sonrası zarar gören alanların restorasyonu ve tamiriyeti sonrası iş merkezimizin daha güzel hale gelmesiyle burada esnafımızın gözle görülür bir artış oldu. En az 2-3 kat esnafımızda bir artış oldu. Yönetim kurulu, denetim kurulu raporları, bilançolar, yeni dönem çalışma programı okunarak üyelerin görüşlerine sunuldu. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan üyelerin oylarıyla bir kez daha seçildi. Süleyman Çankaya Çarşı esnafımız da bildiğiniz gibi bir ihale sürecinden geçti. Burada yine esnafımızın yanında olduk.
esnafımıza sıkıntı yaşatmadan tekrar iş yerlerine kavuşmalarını sağladık. Buradan bizlere yine büyük desteklerini sağlayan, başta belediye başkanımız Sami Aydın ve personeline çok çok teşekkür ediyorum. Sayın üyeler. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatıyla STM mağazaları hava durumunu sunar. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatı ile STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sundu.